Evet, sizlere çok güzel bir yemek tarifi ile geldim ama yaparken çekmeyi unutmuşum. Sadece dedim şöyle bahsedeyim dedim. Şöyle ışığımı da açayım. İçinde ne var? Beşamel sos yaptım. Beşamel sosla birlikte karıştırdım. Bu yemeği ister tavuklu yapın, ister kuşbaşı etle yapın, isterseniz sadece sebzeyle yapın. Havuç doğradım. Havuçla soğanımı kavurdum. Ondan sonra içine patatesimi koydum. Bir de garnitür almıştım Şok Market'ten. Karışık garnitür. Dondurucu kısmında dondurulmuş. Onu attım içine. Sadece baharat olarak karabiber attım. Baharat zevki size kalmış. Hangisini istiyorsanız atabilirsiniz. Güzelce karıştırdım. Pişirdim. Piştikten sonra beşamel sosumu da pişirdim ayrı bir yerde. Ondan sonra beşamel sosla birlikte bu yemeği karıştırdım. Ondan sonra fırına gidecek, fırında pişecek. Üzerine tabii kaşar koyacağım. Kaşarla birlikte efsane lezzetli, çok güzel bir yemek oluyor. Yani şiddetle tavsiye ederim yapmanızı. Gerçekten çok lezzetli bir yemek oluyor. Evet, şimdi yemeğin yanına bir de tatlı yapacağım. Tatlı olarak da düşündüm, ne yapsam ne yapsam dedim. Ve şekerpareye karar kıldım. Şimdi şekerpare yapacağım. Şerbetini ocağa koydum. Şimdi hamurumu yoğuracağım. Ama ekstra Mirey Hanım puding istedi. Ona da puding yapacağım şimdi. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Evet, şekerparenin yapımına geçtim ben. Tencereye ocağa önce şerbetini hazırlamakla başladım. Çünkü şerbetin ılınması, soğuması gerekiyor. 3 bardak şekere 3,5 bardak su. Ondan sonra o kaynarken çeyrek de limon sıkılacak içine. Yahut da birkaç damla. Buraya da 2 yumurta kırdım. Birinin sarısını ayırdım. Üzerine süreceğim. Evet, küçük parmak geldi ama görünmedi. Like'ın. Evet, şimdi göründü. Evet, Miray Hanım like bekliyor. Yani anladınız siz onu. Ben bir de annemden şey isterim. Puding. Evet, Miray Hanım da puding istedi. Bir su bardağı pudra şekeriyle birlikte yumurtayı böyle çırptım. Sonra diğer malzemelerini ekleyeceğim. 125 gram tereyağı veya margarin. Bende tereyağı vardı. Bir çay bardağı fındık çekilmiş. Dondurucuya atmıştım ben böyle. Evet, ondan şimdi diğer malzemeler. 1,5 çay bardağı irmik. 1 çay bardağı sıvı yağ. Ama unu kontrollü eklemekte fayda var. Çünkü yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü etkileyebiliyor. Yine siz göz kararı ayarlayın hani hamurunuzun kıvamına göre. Yani 3 su bardağı ölçü ama hani az da olabilir, çok da koyabilirsiniz. Orayı ayarlayabilirsiniz. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya koyuyoruz ve güzelce yoğurup şekil verip tepsiye dizeceğim. Evet, hamuru yoğurdum. Dediğim gibi unu fazla aldı. Öbür türlü hani kulak memesi kıvamında olacak. O ölçüyü siz ayarlarsınız. Ben şimdi şeklini vermeye geçeceğim. Evet, şekerparelerin şunlara sadece sürmedim. Bu geri kalanına sürdüm. Yuvarlak şekil verdim. Bir de pastane usulü şekli verdim. Şunun ortasına fındık hayal edin. Fındık batırılırsa tam bir şekerpare olur. Ben fındık var aslında ama kırmaya üşendiğim için. Şöyle çatalla şekiller veriyorum. Şöyle hafif bastırıldığı zaman. Evet. Sonra 180 derece fırında pişmeye gidecek. Hepsini yaptım herhalde, evet. Evet, piştikten sonra görüşürüz. Evet, şekerpareler güzelce piştiler. Anne, Şerbetlerini koku vereceğim. nereden geliyor? Değil mi? Güzel mi Bunlar kokuyor? gelmiş. Güzel mi kokuyor aşkım? Hı. Beğendin mi? Hı. Evet, şimdi biraz sonra da şerbetini vereceğim. Az şöyle Anne, bir ben bundan yerim. Bir sıcağı çıksın 5 dakika. Ondan sonra da şerbetini vermeli. Evet.
günün menüleri tamam, şerbetini de hemen çekti yani. Böyle tatlılar aslında mesela bir gün bekleyince, mesela bugün yaptığın yarın ye, daha lezzetli oluyor aslında, tam böyle çekmiş oluyor kendisini. Yemeğim de zaten orada. Yemeğim sadece üzerine dilim kaşar koydum. Normal hani kaşarım yoktu, bu şekilde koydum, o da az kalmış. Az kalsa zaten yanacakmış ama iyi yani. Burada da pilav pişiyor şu anda. Evet, günün menüsü de bugünlük bu şekilde. Bize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, biz uyandık ve kahvaltıya kayınpederime çıkacağız. Kayınvalideme. Hep kayınvalide diyordum, bu sefer kayınpeder diyeyim dedim. Evet, yukarıya çıkacağız kahvaltıya onun için. Evet. Çünkü bugün günlerden 20'si kayınpederim şey yapacak, mangal yapacak. Onu da neden yapacak? Doğum günü şerefine, çocuklarına. Baban almaya gitti pasta aşkım. Doğum günü şerefine kendisinin mangal yapıp çocuklarını hani topladı. Yukarıda görümcemle eltimlerde olacaklar. Murat da hani sürpriz olsun diye şimdi pasta almaya gitti babama. Anne peki Emre abine gelecek mi? Yok aşkım, gelmeyecek. Pasta almaya gitti. Biz de hani sürpriz olarak pasta götüreceğiz. Ve dünden yapmış olduğum şekerparem vardı, onu da çıkaracağım. Hazırlandık. Herhalde bir gece kalırız diye düşünüyorum. Kalırız. Evet. Ondan sonra zaten döneriz. Orada tatlı isna da var. Evet. Oradan da artık çekim yapar mıyım? Arkadaşlar, yapabilir miyim, yapamaz mıyım bilmiyorum. Bugün ne günüm biliyor musun? En mutlu günüm. Hiç daha iyi göreceğim. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Mangal yanmaya başladı. Yanmaya başladı. İnşallah güzel pişer. İnşallah. Ama Samet anlıyordu galiba mangal yakmaktan şeylerden. Ben pek sevmem mangalı aslında ama. Evet Murat Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Size attım taşı. Yakınca göreceğiz. Mangal yakma konusunda. Evet, yok, mangalı yakıp tutuşturuyor. Ama pişirme konusunda hani o da biraz ustalık istiyor gibi geliyor bana. Ya çiğ böyle pişmiş gibi oluyor, tam pişmemiş gibi olabiliyor. Yani ben çok da böyle aramam mesela. Piknik severim ama hani mangal olsa da olur, olmasa da olur benim için. Maksat hani o ortamda olmak. Evet, babamın kesesine bereket diyoruz. Doğum günü kutlaması. Uf, ananın yandın mı? Yandım ben. Oraya. Tutuşturacaksın her yeri. Köy yakacak. Bayağı bir tüttü. Şimdi söneyim mi? Sönüyor mu? Hepsini pişirecek mi ki acaba? Bu biraz küçük gibi geldi bu mangal bana. Pişirir mi? Ya. Ateşi bol olur da pişirir ya. Buna yapışıyor muydu ya? Sanki şu tip ızgaralar güzel olmuyordu gibi geliyor bana. Yapışıyor sanki bunlara. Oh, duman hep üstüme geldi. Duman kokacağım. Evet, bugün biraz serin hava. Ana anını tutmuyor zaten havanın. Şöyle bir etrafı da çekeyim dedim. Gerçi buradan tam çekilmiyor. Balkondan daha güzel çekiliyor da. Şu kadar bir göstereyim. Evet, içeri gireyim artık. Duman oldu her yer. Evet, Hüsna Hanım mama yiyor. Hem de masal dinliyor. Hepinizi kıtır kıtır yer. Çok kurnazdır.
farklı kılıklara girip sizi kandırmak isteyebilir. Peki, küçük hanım. Kür dikkat. Kurdun sesi kalın. Evet. Aldım. Pişmedi mi? Şu anda çift mangal çalışıyor. Şöyle. Mangaldan eniştemiz ziyanlar, onun için mangalı ona devretmişler. Mangalı da çünkü herkes yapamaz yani. Evet, çocuklar da bekliyorlar. Tamam. Aç kedi gibi bekliyorsunuz. Evet. Bayağı bir yağ vermiş köfte. Şöyle bir film kabanozu koymuşlar. Şöyle dolmuş. Tamam, güzel. Ekmek getirsin. Etler pişiyor. Şimdi biz de sofrayı hazırlıyoruz. Eltim, görümcem. Mutfaktayız. Şimdi onları halledeceğiz. Çünkü ev halkı zaten çoğusu ev. Herkes dışarıda. Evet, görüşürüz. Evet, kayınvalidem örmüş koltuk örtüsünü. Şimdi serdi şöyle. Şöyle göstereyim. Ama öbür tarafı yeşil örüyor değil mi? Ha, şunlar da teklileri örüyor. Ama renkleri yani farklı almış değil mi? Bitti. He. Aynısından değil, farklı olarak. Yeşilli, grili. Evet, şimdi öbürünü koyuyor. Evet, bu da böyle. Kızdın kızım. Hüsna, kime kızdın? Köftemi vermem ben de. Kime kızdın sen? Ezortilerim güzel oldu mu? He, güzel oldular. Şimdi onlara yapayım da. Sadece teklilerin kaldı. Hüsnü, onlar etmeyecek. Baban onlara değil. Baban onlara değil. Dedim hadi başlayayım. Ama şey olur. Yani onda var, onda yok. Yani oldu mu daha iyi olur. Ne yiyorsun Hüsna? Güzel mi? Güzel mi? Güzel olmuş mu? Hüsna, güzel olmuş mu? Olmuş mu? Ama güzel mi? Benim... Hüsna, ne yapıyorsun kuzum? Ne yapıyorsun? Mama mı yiyeceksin sen? Evet, mama. Evet, sandalyesine oturdu Hüsna Hanım, bekliyor. Evet, biz de bekliyoruz. Şöyle masa kuruldu şu anda. Etlerin gelmesi bekleniyor. Kuzum? Evet, bugün babamın doğum günü. Babam 52 doğumlu, kaç oluyor? 69 yaşına girecek. Evet, bize mangal ziyafeti verdi doğum günü şerefine. Evet, babama ha var mı? Mum yok zannettik içinde ama varmış. Maytap kenarda kalmış. Evet. Şöyle şu da bulaşmış poşetine, kabına. Biraz pastanın süsü bozulmuş. Şuraya koyacağız, oradan deden gelip üfleyecek. Evet, şimdi hazırlıyoruz. Babam da içeride. Babamı çağıracağız biraz sonra. Ondan sonra babam da üfleyecek. Sürpriz yapacağız. Hüsnü Hanım yemeğini yedi. Ama daha duruyor gerçi köfteler. Mamma. Evet, şimdi biraz sonra şöyle hazırladık sofrayı. Şimdi biraz sonra babamı çağıracağız. Diğerlerini bekliyoruz. Muratlar dışarıda. Bir posta daha var pişen. O da gelsin. Ondan sonra pastayı üfleyeceğiz. Sonra yemeğimizi yiyip tatlıyı da üzerine yeriz artık. Tamam, vereceğim. Ya bu bitecek hadi. Baba! Evet. Bu telife girmez değil mi bu müzik? İyi doğdun baba! İyi doğdun baba! İyi doğdun! İyi doğdun! Aynen değil mi? Annem kalkma. Evet. Hadi otur. Adem bak. Pasta mı yiyecekmiş? Tamam, pastayı biraz sonra anneciğim. Kuzini seveyim. Güzel ağzını seveyim. Ama yiyin Murat bu şöyle tatlı şeyler. Küçük hanım. Hüsna Hanım. Bak bak, Ece bağırıyor bak. Hiç fırçalamak onlar için bir... Happy birthday. Bir aile için çok küçük. Alicia kendi imkanlarıyla bulduğu malzemelerden ancak bu kadarını yapabilir. Üstelik bu... Ellere bak, ben yapacağım.
Hadi başla. Değil mi? Başla. Rus haritasında geriye ve birinciler arasında bulunan İstanbul'da 107'deki vaka. Geriye çıktı mı? Geriye çıktı. En yeni dijital servisler o da. 75 liradan başlıyor. Hadi başla. Sarma karayı. Ya. Hüsnü hoş. Ondan o diyor yadık tamam, yeder. O yapıyor. Yap, hadi yap Hüsnü. Kendi atlıyor hepini. Bakalım bir sözü. Nasıl bir yer bence? Ye bak. Dikkat et elini yemesin bakalım. Oy. Oyun. Çok güzelmiş lan. Çok mu beğendin? Kızım sizi doyuramıyoruz. Ne yapacağız sen? Ne oluyor yemekten? Ben de köfteyim. Sen benden ona el bol şey edin. Daha bitmemiş ağzından bekliyorum. Ben de iyiyim. Meme. Bana da vereceksin değil mi diyor. Garantiye alıyor kendine. Güzel, çok mu güzel? Bana da vereceksin değil mi? Çok güzel. Meme. Ne yiyorsun sen? Ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Ne bu? Ne bu işin ha? Akçabat köfte. Böyle abi de abi. Öpücük at abiye. Tamam. Abisi ben ağlamasın. Hadi. Mamma. Sıradan seni yer var değil mi? O yüzden bir sürü içi bak da. Eyvah orduyu köfte. Annemlerin mutfak dolabının şu kısmının yeni yaptırmışlardı mutfak dolaplarını. Bir sene oldu yani, bir seneye kapakları. Evet yani dolan bir senede bu şekilde oldu. Şurası böyle aşağı düşüyor. Şimdi Murat Usta iş başında. Ya yapacak ya bozacak. Ama önce babamla konuşsaydın. Kabak temelli sana patlamasın. Ayırıp gene sökeyim tabii. Ha, değil mi? Evet. De- ya, bunu sokayım. Ama ben videosunu çekiyorum. Babama gösteririm. Gökhan adam dedi, ben ondan anlaşmam. Anlamam dedi. Eder o telefon da adam diyor. Dedi, bu videonu seviyorum buraya. Ben gördüm ben. Yok. Ya parayı yapmıyorum. Bu şey için hava satılıyormuş. Neyin için? Bunlar için. İçinde havaları oluyormuş. Ne alaka ya. Bu pistonlu şey bozuldu bozuldu. Ama hava varmış. Havasını aynı buna hava diyorlarmış herhalde. Alıp mobilyacıdan takılıyormuş. Şimdi hepten mahvedeceğim diye korkuyorum. Güzel. Babam gelince sonra o da ne yapar bilemiyorum. Ben mobilya teknoloji okudum ha. Ama ne kadar hiç böyle kalıcı bir şey yok. He? Kalıcı bir şey yok evde. Fırsat çıkıyor. Anneme yaptığı fiskoslar hepsi gitti. Aşkım senin üstüne oynuyor. Şu an bir kez bak. Ara yarım adım bir bak nereye oturuyor. Ha oyun iz botanla izle sen bırak. Şey sandalyeyi ha o şey o kırılır. Tamam gel. Tamam bunu yapıyorum kaç çok kadar çayalım. Babam teftişte. Akşam iyi sakma diye geldi bak buraya topladım. O çık yıkanmadan çıkmaz. Demin şey yaptım o yere. Evet Murat Usta üsttekini alta takacak. Çıkmaz bırak yıkarım. Lavan şey yaparım. Murat Bey burayı tamir etti. Şu anda çalışıyor. Yani şeyi sağlam şu anda. Şimdi bozuk yer üst taraf değil mi? Evet. Şimdi bu şekilde çalışıyor. Sabah oldu. Kahvaltı yapıyoruz. Gülemiyorum da ağzım yapıyorum. Evet şimdi birazcık acıktık. Mangalı öğlen yapınca akşama da dedik çay kahvaltı yapalım dedik. Ya bak aynen. Aynen. Hüsnü Hanım ne yiyorsun sen? Evet. Ben de burada yiyorum. Çiğ köfte yiyor.
Hüsnü Hanım acılı acılı. Evet, Miray Hanım da yiyor burada. Mis mis. Anne. Evet Yusuf Bey. Nasıl, acılı mı? Anne. Efendim, acılı anne. Lahmacun olacaktı, daha iyi olur. Evet, lahmacun ayrı, çiğ köfte ayrı. Hadi bir ısır bakalım. Ha. Ben de çiğ köfte daha iyi. Yani bayağı acılı acılı yiyor Hüsnü Hanım. Anne az yanmıyor mu? Yanmıyor demek ki. Bak suyu yanında. Ben içiyorum mu hala? Ödem üstüne, Batış abi. Ödem üstüne. Biliyorum. Ödevini yaptım. Mehmet mi? Verdi Büşra.